Vier. Want, goedenavond. Vanavond gaan we leren over scheidbare werkwoorden. Ayrılabilen fiiller. Hollandaca gramerdeki ne anlama geldiklerine birlikte bakıyoruz. Bir. Speciale werkwoorden bestaan uit twee delen, kunnen splitsen. Delen gaan uit elkaar in een zin. Veranderen van betekenissen, krijgen nieuwe betekenis door voorvoegsel. Ayrılabilen fiillerdir, birbiriyle ayrılabilmektedir. Fiilin birinci kısmı genellikle ikinci kelime olarak cümlede kullanılır. İkinci kısım ise genellikle cümlenin en sonuna gelmektedir. İlk anlamda başka bir anlam ifade edebilen fiiller ayrıldıklarında daha farklı bir anlam ifade edeceklerdir. Zamanlara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Ankommen, ergens arrivieren, bir yere gelmek, yetişmek anlamındadır. Ik kom morgen aan, yarın ben geliyorum, yarın yetişeceğim. Ik wil morgen aankommen, ben yarın orada olmak istiyorum, oraya yetişmek istiyorum. En, voorbeeld opruimen, heel werkwoord. Ve mastar hali, opruimen, bir şeyi netjes maken, odanı düzenlemek, odayı düzeltmek anlamına gelebilir. Ik ruim mijn kamer op. Ben odamı düzeltiyorum. Ik ga mijn kamer opruimen. Ben odamı düzelteceğim, düzenleyeceğim anlamındadır. Uitleggen, heel werkwoord. Uitleggen bir şey açıklamak anlamındadır. Iets duidelijk maken, bir konu hakkında açıklama getirmektir. Juf legde som uit. Öğretmen, matematikteki o formülü, sorunu anlatmaktadır. Niet gesplitst, zij wilde som uitleggen. Öğretmen o matematik sorusunu açıklayacak, açıklamak istiyor. Meenemen bir şeyi yanında götürmek anlamındadır. Iets met je meedragen bir şeyi yanında taşımaktır. Ik neem mijn boterham mee. Ben ekmek arası, peynirimi, ekmeğimi yanımda götürüyorum. İkinci cümle niet gesplitst ayrılmamış hali. Vergeet niet je boterham mee te nemen. Yanında ekmeğini götürmeyi unutma anlamındadır. Opstaan, heel werkwoord, tam mekmak hali, çekim hali, mastar hali. Opstaan, uit bed komen, yataktan çıkmak anlamındadır. Ik sta vroeg op, ben erkenden uyanıyorum. Het is tijd om op te staan, uyanmanın zamanıdır. Aantrekken, gesplitst, kleding aandoen, elbise giymek anlamındadır. Ik trek mijn jas aan. Ben ceketimi giyiyorum. Ik moet mijn jas aantrekken. Ben daha ceketimi giymek zorundayım. Uitdoen bir şeyi çıkartmak anlamındadır. Iets verwijderen bir şeyi çıkartmak. Gesplitst, ik doe mijn schoenen uit. Ben ayakkabılarımı çıkarıyorum. Vergeet niet je schoenen uit te doen. Ayakkabılarını çıkartmayı unutma anlamındadır. Wegbrengen, birisini bir yere götürmek. Ergens naartoe brengen, birisini bir yere götürmek anlamındadır. Papa brengt mij naar school weg. Babam beni okula götürüyor veya götürür. Niet gesplitst, hij zal mij wegbrengen. O beni götürecek, götürecekti. Terugkomen, geri dönmek, geri gelmek anlamındadır. Weer naar huis gaan, yani tekrar eve gitmek anlamında. Ik kom om 5 uur terug, ben saat 5'te geri dönüyorum. Ik beloof op tijd terug te komen, zamanında geri geleceğime söz veriyorum anlamındadır. Voorbeeld inpakken, heel werkwoord inpakken, spullen in een tas doen, eşyalarınızı bir çantaya koymak anlamındadır. Ik pak mijn koffer in, ben eşyalarımı. Çantamı koyuyorum. We gaan onze koffers inpakken. Biz çantalarımızı yerleştireceğiz ve eşyalarımızı içine koyacağız anlamındadır. Op eten, alles eten tot je bord leeg is. Tabağın bitene kadar her şeyi yemen gerekir. Ik eet mijn groente op. Ben sebzelerimi yiyorum veya bitiriyorum. Je moet je groente op eten. Sen sebzeleri yemek zorundasın anlamındadır. Uitkijken, voorzichtig zijn, bir şeye dikkat etmek, dikkatli karşıya geçmek anlamında olabilir. Kijk uit for autos, arabalara dikkat et. Je moet goed uitkijken bij het oversteken, karşıdan karşıya geçerken çok iyi bir şekilde dikkat etmelisin, etrafına bakmalısın anlamındadır.
Afmak'ın bir şeyi bitirmek. Afmak'ın iç helemaal doen, bir şey tamamlamak, sonuçlandırmak anlamında. Ik maak mijn huiswerk af. Ben ev ödevimi bitiriyorum. Ik moet mijn huiswerk nog afmaken. Ben daha ev ödevimi bitireceğim anlamındadır. Doorlopen. Verder gaan, yürümeye devam etmek. We lopen snel door. Hızlı bir şekilde oradan yürüyoruz. We moeten doorlopen om op tijd te komen. Zamanında oraya gelebilmek için yürümeye devam etmemiz lazım. Daha da yürümeliyiz. Opzoeken bir şey araştırmak anlamındadır. Opzoeken informatie vinden, konuyla ilgili bilgi bulmak anlamında olabilir. Ik zoek het woord op, ben kelimeyi arıyorum. Nichts plus kun je dat even opzoeken, onu bir arayabilir misin, araştırabilir misin anlamındadır. Uitnodigen, uitnodigen vragen om te komen, gelmek için, sormak anlamına gelmektedir. Ik nodig mijn vrienden uit, arkadaşlarımı davet ediyorum. Wil je hem uitnodigen voor je feestje? Onları partin için davet etmek ister misin? Weggooien. Weggooien iets in de prullenbak gooien. Bir şey çöpe atmak anlamındadır. Ik gooi het papier weg. Ben kağıdı atıyorum. Je moet dat oude speelgoed weggooien. O eski oyuncağı atmak zorundasın. Atmalısın. Aanraken, bir şeye dokunmak. Aanraken met je hand voelen. Bir şeyi elinle hissetmek anlamındadır. Raak de hete fornuis niet aan. Sıcak ocağı elinle dokunma, elini değme anlamındadır. Je mag de schilderijen niet aanraken. Tablolara dokunamazsın. Elinle dokunamazsın anlamındadır. Tips voor het gebruiken. Let op de zinsbouw. Delen splitsen vaak in de hoofdzinnen. Ana cümlelerde fiiller ayrıştırılır. Luister goed, dikkatli dinle. Hoor je hoe Nederlanders'ı gebruiken. Hollandalılar genel anlamda bunu nasıl kullanmaktadırlar. Herhaling helpt om het te onthouden. Sürekli olarak da deneme. Bunları daha aktif, etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Belangrijk onderdeel van Nederlandse taal, maar wordt makkelijker met oefeningen. Deneme yapmaya devam ediniz. Maak je Nederlands natuurlijker en vloeiender. Böylece Hollandacanız daha doğal ve daha akıcı olacaktır. Başarılar dileriz.